2020 ve 2021 yılı arasında bu son haftada altında ne gibi hareketlilik yaşandı? Şimdi öncelikle herkese sağlıklı, güzel bir yıl temenni ediyorum. Önce ultra sağlıklı, biliyorsun önce sağlık, hep önce sağlık dedik. Geçtiğimiz yıl gibi böyle hani pandemisiz bir yıl olsun bu seneki yıl. Geçtiğimiz yıl bayağı dolu dolu biliyorsun. Hep endişelerle geçirdik. Bu yıla geldiğimiz zaman altın bazında baktığımız zaman fazla bir farklılık şu anda yok. Yeni yıla gayet yatay bir şekilde başladık. Ama ons bazında altınımızda 1927-28 ons bir yükselme var. Faizlerin %17 bandında yılı kapatması doları geri getirdi. 7.30-7.35 bandına doları getirince onsun çarpanı dolar olunca altının TL bazındaki fiyatı aynı kalmış oldu. Dolar aynı eski yerinde olsaydı altınımız şu anda yine 480-490 bandında olacak idi. Şu anda yatay başladık 2021'e ama bu sene inşallah aşı yılımız olacak. Sağlık yılımız olacak. Nikah yılımız olacak. Yine altın yılı olacak. Yine altın yılı olacak. Altınımız yine yükselmeye devam edecek. Kıymetini korumaya devam edecek. Tasarruf anlamında herkes yine altınını almaya devam etsin. Buralardan başlangıç yapabiliriz diye düşünüyorum. Peki gram altın bugün güne nasıl başladı? Gram altın güne 435 lirayla başladı. Zaten 435, 434, 440 bandında kapatmıştık yılı. Normal bir seviyede başlamış olduk. 435'e şu anda gram altın satılabiliyor. Peki döviz kurlarında ne gibi bir hareketli var? Dolar bu seneye yükselişte başladı diye haberler işte var. Yok. Dolar yükselişte başlamadı. Hatta canlı canlı bakalım. Döviz yok. 7.34 ile başladı. Yüksek bir rakam değil 7.34. Zaten faizlerin son faiz 24 Aralık'ta son faizlerin yüksek kararının alınması doları zaten 2-3 basamak aşağıya getirdi. Dolar yüksek başlamadı. 7.34 bandında başladı. Ha, ülke ekonomisine baktıkları zaman bu fiyata bu dolar 1'e 7 pahalıdır. O ayrı bir olay. Bunu ayrı konuşmamız lazım. O ekonomik ayrı bir dal. Ama bizim normal alıştığımız 7 rakamlarına, eurolarda da 8-9 rakamlarına artık insanlar alıştı. Yani buralara artık bu rakamlar yerleşmiş oldu gibi görünüyor. Peki 2021 yılı altın yılı mı olsun yoksa ev yılı mı olsun? Evet, güzel bir soru. Güzel bir soru. Tabii adil olmak gerekiyorsa biz şimdi parakende kuyumcular olarak altın mı emlak mı dediğiniz zaman mutlaka altın deriz ama burada emlak kısmını pas geçmemek lazım. Emlak bizim biliyorsunuz hem yatırım uzun vadede bir yatırım emlak. Bizde altın kısa vadede bir yatırım. Şimdi burada zamanlar önemli. Bakın bir emlağa giriyorsunuz topraktan tamam para kazanabilirsiniz ama belli bir zaman sürüyor. En azı 12-13 ay sürüyor. Şimdi bizde öyle değil. Bakıyorsunuz kur yükselmiş oluyor. 1-2 ayda da kazanç elde edebiliyorsunuz. Evi olmayanlar, Allah bu sene evi olmayanlara ev nasip etsin. Onlar için emlak yılı olsun. Yatırım içinde emlak ve altın yılı olsun diyorum. Onlara da başarılar diliyorum. Ünye'de de gerçekten emlak sektörü. Arkadaşlarımız, dostlarımız, esnaf arkadaşlarımız gayet çaba içerisindeler. Ünye'mize güzel güzel emlak yapmaya çalışıyorlar. Ben böyle gezdiğim zaman sabahları akşamları görüyorum. Bazı projelere de böyle değişik hoş projelere Ünye adına imza atılmasını istiyorum aslında. Onlardan da bunu bekliyorum mesela. Daha hoş, daha böyle Ünye'yi biraz daha sıkıştırılmış şekilde değil de biraz daha geniş kapsamlı yaymak kalitesiyle. Artık insanlar biliyorsun pandemiyle beraber sıkıştırılmış hayattan sıkıldılar zaten. Şimdi rahat bir böyle doğayı gören artık rahat bir yer arıyorlar, sakin bir yer arıyorlar. Çünkü kafalar doldu. İnşallah sağlıklı olsun. Hem emlak yılı olsun hem de altın yılı olsun diyorum. Peki hangisi daha karlı olur sizce? Şimdi bunu emtiadaki kurlara bağlı. Şimdi kura bakacağız. Şimdi dedim ya uzun vadede kurların ne olacağı belli değil. Şimdi ülke malum sabit kurda değil. Sabit kur rejiminde değil. Dalgalı kur rejiminde. Şimdi dalgalı kur rejiminde her an her şey olabiliyor. Her an yükselebiliyor. Dünyada bakıyorsunuz inanılmaz derecede hani rüya görmeyeceğimiz şeyler oluyor mesela. Olunca ne oluyor? Kurlar yükselmiş oluyor. Kurlar yükselince de her şeye etki ediyor. Kısa vadede ya her zaman ikisi de kazandırılabilir ama biri uzun vadede biri kısa vadede. İkisi de olabilir. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Herkese sağlıklı, keyifli, bol bereketli bir yıl olsun istiyorum.
İnşallah bütün Cenab-ı Allah'ımızdan da niyaz ediyoruz, yalvarıyoruz. Bu pandemi hastalığın yeni yeni bir şeyler doğmadan, yeni yeni bir hastalıklar doğmadan insanlığın sağ selamet içinde nice nice keyifli yıllar diliyorum herkese. Teşekkür ediyorum.